alacağız. Çünkü o da şu anda Samsun Spor'un takım kaptanlığını ağırlayacak Yusuf Aktıoğlu ve yine Osman Çelik stüdyolarımızda Selamet Atlı'nın yayınına katılacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde taraftar yavaştan iskelede yerini alıyor. Osman Çelik ve Yusuf Aktıoğlu stüdyolarımızda onlara bir merhaba diyeceğiz. Ardından buradaki kutlamaları yine sizlere göstereceğiz ama ufak bir ara diyelim. Sakarya'ya selam. Göztepe'ye selam. Merhaba. Merhaba. Biz devam ederiz. Çıkmadık değil mi? Tamam hadi. Tamam. Şahane'yi burada yakacaktık. Biz sorma. Şunu iç cebine soksana. Neye? Şuraya. Kendimizin aldı. Telefonu yine telefonlar alışır almıştır alışamadım. Yüreğimde sanki var elinde yazdı güneş. Sensin gönlümde. Allah sana Allah sana. Gel. Anlamlı oldu. Ben buradan başlayayım isterseniz sevgili Osman. Evet, Yusuf aynı zamanda tabii ki kendisinin Samsun olmasından sebep şöyle bir şey söyleyeceğim. Yusuf buraya kadar 3 tane şampiyonluk yaşadı. Seri 3 tane şampiyonluk, 4. şampiyonluğu Samsun'da yaşadı. Tabii ki bu senin için şampiyonluk oldukça kıymetli oldu. Neden oldukça kıymetli oldu? Sonuçta bir Samsunlusun. Bunun biraz sitesi vardı sanki. Biraz önce yayından önce de söylediğim gibi paylaşımında, sosyal medyadaki paylaşımdaki çok duygusal bir paylaşımdı aslında o. Yani bu sezon ne yapıp ne edip sanki şampiyon olmamız gerekiyor diye. Artık bu tarz futbolcuları biz göremez olduk. Yani herkes, çok özür dilerim yanlış anlamayın. Tabii ki de herkesin ekmek parasıdır. Sizin de ekmek paranız futbol ama
Birçoğu artık sadece böyle bir maaş gibi bakıyor, para olarak bakıyor. Manevi kısmını pek düşünenler yok. Yani sahada oynandı, bittiye getirirler. Fakat senin o paylaşımın çok ilginçti. Orada bir Samsunluluğunu öne çıkartıp yine geleceğinle alakalı böyle, bu takımın geleceğiyle alakalı, olur da çıkamazsak derin üzüntü yaşarım duygularını yansıtmışsın. Senden dinleyelim mi orayı? Abi öncelikle bütün Samspor sevenlerine buradan selamlar olsun. Abi tabii ki normalde geldiğimiz zaman içimizde normalde sezon başladığında diyoruz ki bu sezon başlıyor işte. İnşallah evet. Şampiyon oluruz. Beraber iyi bir takım yakalarız falan diye düşünürüz hep. Ama normalde şimdi ben buraya gelirken ilk imza atarken ister istemez tedirginliğim de vardı. Çünkü ben bu Samsun'un bütün sokaklarını karış karış biliyorum yani. Bu şehirde büyüdüm. Tabii. Bu şehirde iki ayrı mahallede, İstasyon Mahallesi ve Yenidağ Mahallesi'nde yaşadım. Normalde sezon bittikten sonra yani hesap soracak çok kişi var. Ailem var, arkadaşlarım var. Performansını eleştirecek dostlarım var. Tabii ki benim için sadece imza atmayı sevmek değil, aynı zamanda korku da demeyeyim ama tedirginlik diyeyim. Bir tedirginlik de vardı. Çünkü ya başaramazsak. Evet. Bunun altı çok dolu. Benim için çok dolu. Çünkü Samsun'da sadece yaşamadım. Futbol hayatımı da burada sürdürdüm. 20 yaşında buradan profesyonel olarak evet. Lüleburgaz'a gittim. Orada başladım. Özür dilerim. Profesyonel olmadan önce şeyden bir başlayabilir misin? Amatörden yukarı sıçrama şeklini anlatma şansın var mı? Tabii olur abi. Öncelikle ben Telekom Spor'da başladım. Evet. Annemin yardımıyla. Annem çünkü ben çok istekliydim. Annem elimden tuttu, o götürdü kulübe yazdırdı. Sonra seçmelerden ilerledik Telekom Spor'da. Sevgili Mustafa, bir tane R1 vardı. Ortaya R1'i koyarsan. Evet. Telekom Spor'dan A takım seviyesine kadar geldim. Alt branşlarda da Samsun'u temsil etme fırsatı da bulduk. Gruplara gittik. Sonrasında İşte bir vefa örneği göstermişsin. Bugün oradaydın değil mi? Evet, buradaydım. Bugün oradaydın. Evet. Ben de onu hemen görünce sosyal medyanızdan paylaşmak istedim buradan. Soner Hoca da benim için çok değerli. Evet. İki kere futbolu bırakma seviyesine geldim. İyiydim ama hiçbir şekilde ailemin de futboldan yana beni itekleyebilme şansı yoktu. Tanıdığımız da yoktu. Yani bir yerlere gitme şansımız yoktu. Sadece Samsun'da oynadığımız futbolda kalıyorduk. O zamanlardan Samsun'dan dışarıya giden oyuncu sayısı da çok azdı. İki kere bırakma seviyesine geldim. Ama Soner Hoca ilkinde sağ olsun, ailem çünkü derslerimde başarılı olduğum için derslerime evet. yönelmemi istiyordu. İlkinde dershaneye yazdırarak buna engel oldu. İkincisinde de ben zaten burada üniversiteyi kazanmıştım, OMÜ beden eğitimi öğretmenliğini. Evet. Sonrasında o dönemde bırakmak aklıma geldi. Ondan sonra da Tekkiköy Belediyespor oldu. Şimdi bizim Kutlu Kent'ti. Ama adı değişti sonradan Tekkiköy oldu. Tekkiköy maceranı da duydum ama içeriğini tam bilmiyordum. Kutlu Kent'te de 2 evet. sene oynadık burada. Burada da gruplara gittik ama çıkaramadık. O zaman Bal Ligi değildi. 3. Evet. çıkma maçları oluyordu direkt. Çıkartamamıştık. Sonrasında da abi işte bırakmadım. Ondan sonra yılmadım. Amatör karmalar vardı. Bölgesel amatör karmalar evet. vardı. Mesela Samsun karmasına Çorum'dan gelenler oluyor. Tokat'tan bize bağlı oluyordu. Konya'da maçlarımız vardı. Oradaki maçlarda da finale kaldık. Ankara karmasına elenmiştik ama oradan Lüleburgaz Spor'a gitme fırsatım oldu. 20 yaşında profesyonel oldum. Biraz geç profesyonel oldum. Lüleburgaz 3. ligde miydi? 3. ligdeydi. İlk senemizde de orada playoff'ta Ünye'ye kaybettik. Playoff finalinde. Orada da bir final kaybettik. Sonrasında Offspor'dan sonra Nazilli Belediyespor. Evet. Nazilli'den sonra da Hüseyin hocamızla beraber Altınordu'da 3 yıl çalışma fırsatım oldu. Sonrasında da Ankara Gücü'ne gittim. 3 yıllık bir Hatay serüvenim oldu. Evet. Sonrasında tekrar Ankara Gücü düşmüştü. Yine bizi çağırdılar sağ olsunlar. Yine gittik. Orada da şampiyonluk yaşama fırsatımız oldu. En sonunda da Atatürk'le almaya geldik abi. Yani benim için hayatımdaki en önemli imzaydı. En anlamlı. En anlamlı imzaydı. Allah şükürler olsun. Alnımız açık, başımız dik. Çok güzel. Yani şu an ben futbol bittiğinde de Samsun'da yaşamayı düşünüyorum. Yani bu sokaklarda rahat rahat gezme, rahat rahat önüme bakma. Yani bu şehrimle gurur duyma, takımla gurur duyma şansım olacak.
İnşallah ileride Allah nasip ederse çocuklarım da olursa onlar da Samsunspor'la yapıp bu statlardaki yerlerini alacaklar. Çok güzel bir anı, çok güzel bir anınız var anlatacak. Evet, Samsunspor'a desteğimizi sürdüreceğiz abi ileriki yıllarda. Da. İnşallah harikasın. İnşallah. Evet, sevgili Osman'ım. Şimdi ben de size az şöyle geriye gideceğim. Başakşehir'deki o bizim bir final maçımız vardı Antalyaspor'la. Tabii Osman kardeşimiz de Antalyaspor'un formasını giyse. Aynı zamanda Antalyalısın evet, tabii. Antalya. Şimdi tabii baktığımızda Antalya amatöründen yukarılara evet. doğru gelme. Geçmişinize evet. baktığımızda çok güzel. Tabii şehrinizin takımıyla orada playoff'u kazanıp yukarı çıkmak sizin için ayrı bir mutluluktu mutlaka. Tabii biz o bir stada bir girişimiz vardı. Şahsımızı söylüyorum. O stattan çıktığımızda paralama şaştı. Yani ne tarafa gideceğimizi şaşırdık Başakşehir stadyumundan. Tabii güzel bir karşılaşma. Benim size sormak istediğim şu. Sonuçta sahaya çıktınız o gün. Gençsiniz. Rakip Samsunspor. Baktığınız zaman Anadolu takımlarının içerisinde, Türk futbolunun içerisinde bir camia takımı. Taraftarıyla güçlü bir takım. O tribünlere baktığında şöyle neler düşündün, neler hissettin? Samsunspor taraftarının seni etkileyen bir şey var mıydı? Bir oradan bir başlayalım mı? Yani Başakşehir'den. O günkü finali ben de dün gibi hatırlıyorum, öyle söyleyeyim. Sahaya çıktığımızda ilk baktığımda Samsunspor tribüne ayrılan yer full dolmuştu. Evet. Bizim Antalyaspor'un olan kısmında biraz boşluklar vardı ama Samsunspor'un tribünü tamamen dolmuştu. O maçta bayağı çekişmeli geçti. Penaltılara kadar gitti evet. son ana kadar. Yani benim için enteresan bir şey oldu. Şimdi orada finale Samsun'a karşı kazandık. Döndük tekrar Samsun'a oynamak nasıl? Bir kırmızı beyaz takımdan çıktın, diğer kırmızı beyaz takıma geldin değil mi? Böyle bir şey. Sonra da bu zamana kadar Samsun hep sıkıntılı süreçler yaşadı. Döndü. Yine buraya şampiyonluk bize nasip oldu. Bu da ilginç ama güzel bir an olarak benim hayatımda kalacak. Çok güzel değil mi? Evet, kesinlikle. Tabii bizler üzülen taraftık o akşam. Ama yıllar sonra demek ki insan Rabbimiz bize evet. sağlık sıhhat verdiği sürece nelerle karşılaşacağımız, kaderimize neler olacağını bilemezsin. Bilemezdin işte o gün Antalya Süper Lig'e gidecek, Samsun yerinde evet. ki Samsun bir alt ligede düşecek. Hiç düşünebilir miydin bir gün yine Samsun'a gelip oradan bu takımın formasıyla evet. bir şampiyonluk yaşayacağınız? Kaderin bir cilvesi değil ama. Sizin de mutlaka yaşadığınız şampiyonlukların içerisinde, şimdi tabii siz mutlaka nasıl söyleyeyim, çok haz aldığınız bir şampiyonluk daha az belki olmuş olabilir ama Cumhuriyet'in 100. yılında Samsunspor gibi bir kulüpte böyle bir şampiyonluğu yaşamak da daha çok bir sevindirici, yani mutlu edici tarafıdır. Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle bu yıl özel. Evet. Bir de Atatürk'le arma olması sebebiyle Samsunspor'un evet. bu sene şampiyon olması ayrıcalıkla güzel bir şey. Bunların hepsi üstte konunca bize nasip olması da ayrı bir güzellik oldu. Allah'ına da şükürler olsun. Biz de sezon başı başkanımla yaptığımız toplantılarda bana bir takım kaptanlığı vererek bir sorumluluk verdi. Ben de ona o gün bu şampiyonluğun sözünü vermiştim. Sözümü tuttuğum için hem başkanımıza hem taraftarlarımıza ben de kendimle gurur duyuyorum, ya bunu söyleyebilirim. Peki şampiyonluk ani geldi. O akşam belki birçoğumuz beklemiyorduk. Ben beklemiyordum, açık söyleyeyim. Şampiyon olduğumuzda neredeydin, ne yapıyordun, nasıl öğrendin? Ya evde oturuyorduk, pijamalarla maç izliyorduk Eyüpspor'un. Yani zaten sürekli iletişim halindeyiz, takım arkadaşlarımla konuşuyordu falan. Çoğu izin olduğu için şehir dışındaydı. Evet. Şampiyon olduk ama böyle bir şey anlayamadık ki. Sen anlamışsın ama çiftleyince. Sonra işte eşim falan bir çıkalım, biz dayanamadık ama ya böyle herkes dışarıda falan. Dayanacak gibi mi? Bir çıkalım şöyle bir turlayalım dedik. Ben kamufle olduğunu anlatsın. Gözükmeyeyim diye, böyle şey olmasın diye. Sonra meydana indik, böyle uzakta ben izliyorum, şöyle bir kişi tanıdı beni. Ben böyle ufak ufak gidiyordum orada, sonrasını hatırlamıyorum yani, öyle çok, ama çok güzel bir duygu değil mi? Ya evet, giderken biraz böyle tedirgindim ama sonrasında bu hayatımda unutamayacağım bir an olarak kaldı. Böyle bir şampiyonluk bir daha zor olur yani. Zor olur değil mi? Evet, sizin de değerli seyircilerimiz, her iki kaptanın da 4. şampiyonluğu bu. Sevgili Osman, Erzurum, Karabük, Antalya ve Samsun 4. oluyor. Yusuf kardeşimiz de tabii ki seri olarak 4. Yani öyle bir şey ki işte Ankara bütün 2 kez şampiyonluk yaşıyor. Hatay'da 3. kez ve 4. kez de Samsunspor'da bunun gururunu, onurunu yaşıyor sevgili Yusuf. Sen neredeydin? Abi ben nerede durdun? Ben yoldaydım abi. izin vardı. Takıma izin vardı. Hocamız sağ olsun izin vermişti. Evet. Biz kendi önüne gidiyordum eşimle beraber. Uçak bileti yoktu. Evet. Dedim gel arabayla gidelim. Çünkü özlemişti ailesini o da. Onlar da tabii bizler burada olduğumuz için onlar da burada. Telefon mu geldi? Maçını izliyor mu? Dinliyor muydu? Tam yolda gidiyorum. Babam aradı.
telefonu açtım. Babam dedi ki Eyüp dedi 2-0 mağlup dedi. Şampiyonluk geliyor dedi. Evet. Sonrasında dedim ki baba dedim maç dedim ne olur dedim falan. 3 oldu dedi. O ara verilmeyen bir gol vardı. Evet. Orada öğrendim. Ondan sonra dedim ki herhalde şampiyon olacağız. Sonrasında maç bitti. Şampiyon olduk abi. Vallahi eşimle arabada yolda giderken ikimiz beraber kutladık yani. Osman gibi şanslı değildim ben. Kaldığınız yerden devam edeceğim. Değerli izleyicilerimiz şampiyonluk kutlamaları ömür evlerinde devam ediyor. Tekrar Esra'dayız. Ardından stüdyoya dönüyoruz. Selam olsun. Bambaşka bir görüntü var efendim arka tarafımda. 11 yıllık bir hasret söz konusu ve bu hasret de günlerdir kutlamalarla devam ediyor. Ligin bitmesine 6 hafta kala Samsun Spor Süper Lig'e çıkışını kutladı ve kutlamalarda devam ediyor. Arka tarafıma bakıyorsunuz. Müzikler, meşaleler, bayraklar. Burası gerçekten de tam bir bayram havası. Sizlere bunu söyleyebilirim. Bu kutlamalar günler öncesinden başladı. İlk kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Ve bu kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nın ardından birçok ilçenin mahallesinde de devam etti. Yine arka tarafa bakıyorum, bayraklar açılıyor efendim. Dediğimiz gibi coşku bambaşka bir görüntü. Çünkü Samsun şehri bunu 11 yıldır bekliyordu. Röportajlarımızda yeri geldi bunları sizlere gösterdik. Bambaşka gerçekten de çünkü röportajlarımızda da söylemiştik. Taraftar bunu uzun zamandır bekliyordu ve sonunda istediği de oldu. Hemen arka tarafında meşaleler, bayraklar, atkı açanlar, herkesi görebilirsiniz. Hatta şu anda yukarıda omuzlarında oynayanları da görebilirsiniz. Dediğim gibi bambaşka bir coşku, bambaşka bir kutlama. Bayraklar, oyunlar hat safhada efendim. Ömür evleri çoban iskelesinde bayrak açanlar da var. Ne dersin? Burası Samsun lan dersi sallamaya. Evet efendim. Dediğim gibi bambaşka bir görüntü. Ve sevgili Selamet ekranlara getiriyoruz sizler için de. Bambaşka anlatacak kelime bulamıyorum artık. Çünkü günlerdir o kadar güzel bir coşku var ki Samsun'da. Hep söylüyoruz, her yayınımızda da söyledik. Bir şehir uyandı Samsun Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte. O coşkuyu da görüyorsunuz. Az önce de meşalelerle birlikte Samsun Spor taraftarı görsel bir şölene imza attı. Şu anda da oyunlarıyla birlikte o şovu devam ediyorlar. Evet sevgili Selamet, şu anda Samsun Atakum ilçesi Ömür Evleri Çoban iskelesinden sana aktaracaklarım bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ve buradan da Samsun Spor'un takım kaptanlarına da selamlarımızı iletiyoruz. Tüm taraflarında kendilerine selamlar diyelim. Evet, kutlamalar devam ediyor sağımızda, solumuzda. Bambaşka bir görüntü dediğim gibi. Çok güzel olacak. Allah 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 Allah
Ses alıyor mu abi? En çok bizi aldık artık. Gülme sözü bizde artık. Yeter. Şampiyonluk geldi. Evet, teşekkürler sevgili Esra. Değerli izleyicilerimiz, Ömür Evlerinde, Çobanlı İskelesi'nde Samsun Spor taraftarımızın o coşkulu gösterisi devam ediyor. Gerçekten görülmeye değer gösteriler var. Meşalelerle taraftarlarımız hala şu an sanki son düdükle şampiyon olmuşuz gibi o coşkuyu orada adeta yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Tabii şu da var. Rabbim bir daha yaşatmasın. Özellikle bu deprem olayından sonra sevinçlerimiz olsa da biraz buruk geçiyor her şey. Tamam, şampiyon olduk, iyi güzel, ama bir tarafımızda bir sızıntı var, bir üzüntü var. Ki özellikle de senin Hatay'da bir şampiyonluk yaşaman, orada birçok belki dostlarından yok olan, hani vefat etmiş olanlar vardır. Belki haber alamadıkların dostlarınız vardır. Çünkü sonuçta top oynadınız orada. Şampiyonluk yaşamışsın orada. O şehrin birçoğu şimdi yok oldu gitti. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Samsun Spor TFF2'den 1'e çıktığında da biz yine çok keyifli çıkamadık. Pandemi sürecindeydi. Evet. Yani sokağa çıkamadan bir şampiyonluk kutladık. Böyle bir şeydi. Bu da bir kaderimiz diyelim artık. İnşallah daha nice güzellerini, Süper Lig'e çıktığımızda daha nicelerini yaşarız. Tabii ki ben buradan bir kez daha tekrar Yüksel Yıldırım Başkanımıza gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. İsmail Örnek Başkan'la beraber bu yola baş koydular zamanında. Belki sonradan yine bir yol ayrımına geldiler ama her şey Samsun Spor için. Sonuçta Samsun Spor'umuzun menfaatleri doğrultusunda böyle bir yol haritası çizdiler. Ardından yine Yüksel Başkan da tutmuş olduğum sözleri yerine getirmek için ben buradayım, bu şehirdeyim dedi. Ki artık ilk adımları da şimdi atmış olduk. Süper Lig adımızı yazdırdık. Arkadaşlar, benim isteğim taraftarlarımızdan şu. Sizden lütfen, tabii ki de şampiyon olmak çok güzel, kazanmak çok güzel, Süper Lig'de olmak çok güzel. Bunun coşkusuyla bazen kendimizi tutamayıp kendimizden de geçebiliyoruz sokaklarda, ama X takımların üzerine yani küfür tarzı tezahüratlar yapmayın arkadaşlar. Büyük konuşmalar yapmayalım. Belki Avrupa kupalarında oynayacağız. Belki zorlanacağız. Belki çok zor günler göreceğiz. Ama ne olursa olsun bu takım burada öncelikle bir Süper Lig'e çıktık. Orada bir kalıcı olmak. Ondan sonra zaten yapılan transferler vesaire. Yol haritamız lige çıktıktan sonra belli olur. Yani ligler başlamadan büyük konuşarak, rakiplerimizi kendimize bileyerek bu tarzda söylemlerde bulunmamak lazım. Biz şu anın tadını çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Kanal S ekranlarında birlikteliğimiz devam ediyor. Samsun'un tek uydu kanalında, aynı zamanda Kanal S YouTube kanalından ve Samsun Canlı Haber Facebook sayfasından da canlı olarak yayınımız devam ediyor. Soru sormak isteyenler buradan da sorabilirler. Soru içeren mesajları da buradan paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. Evet, şimdi geçtiğimiz sezonlara baktığımızda, yani sizden öncekilere geçelim. Samsun Spor'un mesela 70 puanla kaldığı, bu ligde kaldığı süreç oldu. Sevgili Yusuf, neydi? Yani bizim mesela baktığımızda 70 puanla şimdi çıkamıyorsun. İşte istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Az önce söylediğim gibi kısır sonuçlar alıyoruz. Hüseyin Hoca'nın gelişinden sonra takım bir ivme yakaladı mesela. Sizde içerideki abi kardeşlik, aile, aile bu duygular neydi? Ne oldu da sonradan Samsun Spor sanki hiç böyle 3-5 yıldır yakalayamadığı bir şeyi bir anda yakaladı? Aslında sezona başladı. Aslında yani sizden önceki dönemlerde de mesela kadrolar çok kötü değildi aslında. Evet, ama bir türlü istenilen sonuçlar alınamıyordu. Osman kaptanım sağ olsun, ben buraya geldiğimde ondan sonra geldim. O bir sene daha burada, evet, geçirmişti. Buranın ortamını biliyordu. Evet. Ben de geldiğimde başkanımız, hani ben çok gelemiyorum Samsun'a, ben genelde işlerimden dolayı dışarılarda oluyorum dedi. Bu takımı size emanet edeceğim dedi. Ben tabii ki yani takımın abileri olarak değil mi? Evet. Evet. Ama dedi ben tabii ki dedi orayı takip edeceğim, yani sorunsuz bırakmayacağım kimseyi falan dedi, ama dedi öncelikle size güveneceğim dedi içeride dedi. Bizim de sezon başından beri en çok uğraştığımız konu birlik beraberlikti. Çünkü paralarla takımlar kurulabilir ama eğer, evet, bir aidiyet duygusunu oluşturamazsan, bir beraberlik, beraber galibiyete sevme
olgusunu yakalayamazsan başarılı olma şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Genelde hep bireysel oyuncuların gollerine bakarsın. Sonrasında iki maç kazanırsın, iki maç kaybedersin. Ama biz daha çok hep birlikte savaştık sahada. Belki ne kadar yansıttık, seyircilerimiz ne kadar bunu gördü bilmiyorum ama gerçekten bizim sahaya çıkan 11'imizde sonradan girenler de hatta bugüne kadar belki de forma şansı bulamadı. Buradan onu onore de etmek istiyorum. Aykut kardeşimizin kenarda kendini yırtması, evet. Pozisyonlarda, arkanda, burada, hakeme itirazlara çıkması bu bizim bütünlüğümüzün bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu bütünlüğü bence önceki senelerde yakalayamadı. 70-70-70 puan olan sezonda da bence stratejik hata yapıldığını düşünüyorum. Samspor rakiplerinden öndeydi. Evet. Bir Menemen maçı var. Orada mesela kaybedilen puana çok üzülmüştüm ben. Bir de sonrasında içeride Giresun maçı vardı. Samspor yenilmeseydi Giresun o puana ulaşamayacaktı. Evet. Ama o gün galibiyete oynayan sadece kapanan bir Giresun vardı. Bir golü atıp 70-70 puanla o senede çıkılmadığını düşünüyorum. Böyle yani abi. Evet, siz de aynı. Yani şöyle söyleyeyim ben de zaten takım sezon başı kurulduğunda gerçekten kaliteli bir kadro vardı ama bu kadroyu kurarken en dikkat edilen şey karakterli oyuncuların bu takıma transfer edilmesiydi. Evet. Başkanımızın da bununla ilgili bir sözü vardı. Buraya siz yeteneğiniz getirir ama karakteriniz Samsunspor'da sizi tutar demişti. Yusuf'un dediği gibi biz de saha dışı olarak takım saha dışında takım olarak inanılmaz birlik yakaladık zaten. Bir odada oturduğumuz anda bir 15-20 kişi falan böyle bir anda oturuyoruz. Çok güzel bir yere de değindi. Ben de Aykut'a değinmek istiyorum burada. Evet. Ya belki bu sene hiç süre almadı ama bizim takımımızın gizli kahramanlarından biri diyebilirim. Yedek kulübesinde sanki oynuyormuş sırasına yani hem soyunma odasında hem maç içinde hep onun sesini ve enerjisini hissettik. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde ama onun enerjisi bizim için bir farklıydı. İşte böyle olunca zaten oynamayan oyuncu da bu hissiyatı hissettiği zaman başarı zaten kaçınılmaz oluyor. Zaten yetenek olarak güzel bir takım vardı. Karakter olarak da birleşenler oluşunca güzel bir aile ortamı oldu. Evet. Hüseyin Hoca da geldikten sonra bize güvenerek güzel işler başardı o da. Hem saha içi hem saha dışı o da gereken hamleleri yaptı. Sonuçta da zaten başarı geldi. Şimdi anlattıklarınızdan şu çıkıyor. Mesela biz konuşurken diyorsunuz 18 kişi, 19 kişi bir arada ediyorsunuz. Evet. Yani içeride bölünme yok, gruplaşma yok. Yerli yabancı yok. Siz şimdi futbolun içerisindesiniz. Birçok kulüpte de oynadığınız için bunları çok daha iyi bilirsiniz. Kulüpler içerisindeki gruplaşmaları, takım içerisindeki gruplaşmaları gerek soyunma odalarında, gerek kulüp içerisinde, gerek maç içerisinde, gerek idmanda, gerek kampta her yerde bu olabiliyor. Gruplaşmalar olduğu zaman da zaten başarı gelmiyor hiçbir şekilde. Şimdi şöyle bir şey, yabancılar konusunda mesela Laura çok kaliteli bir oyuncu. Fakat ilk sezon başında bencil tavırları taraftar tarafından tepki gösterince kendisinin yüz ifadesi de düştü. Taraftarın hiç yüzüne bakmaz oldu ama işini yaptı mı yaptı. Fakat bunun sanki bir perde arkası var kulüp içerisinde. Yani onu bir motive etme hali var gibi geliyor bana. Ya orada olanlar olaylar bize kalsın şimdi de. Yani tabii ki herkesi işin içine katmak için özellikle Yusuf'la ben Fofana takım kaptanı olduğumuz için burada ayrı bir görevimiz, bir sorumluluğumuz vardı. Belli ama. Bunu da hiç kimseye yansıtmadan oradaki sorunları iyi bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Ne gerektiği zaman hocamızla paylaşarak, gerektiği zaman hiç hocaya gitmeden kendi aramızda da bu olayları çözüp bugünlere geldik. Laura konusunda da Yusuf da zaten o konuda biraz etkisi vardır. O da çok uğraştı onunla ilgili. Ya aslında kendisi çok iyi bir çocuk. Çok iyi çocuk. Yani gerçekten ya çok iyi. Kişiliğine bir şey dediğimiz yok. Futbolcu yani. Kendinin bir stili var. Bazen gol attığımızda bile sevmiyordu. Aynen. Kendi aramızda, evet, evet. Kendi aramızda diyorduk ki ya bir adam attığımız gol de mi sevmiyoruz falan diyorduk. Ama biz onun yeteneklerinin farkındaydık. Yani mesela o sahadan çıkarken yuvalandığında ben tribündeydim. Ben orada tartıştım bile insanlarla çünkü Fofana sakattı, Haris'in bir sakatlığı vardı. İşte bazen olabiliyor. Taraftarımız o anki gördüğü görüntüyle beraber her şeyi yıkabiliyor. Şunu unutuyorlar taraftarımız. Yani biz bunlarla yol yürüyeceğiz. Diyorsunuz evet. Fofana sakat, bu arkadaşla, bu oyuncumuzla yol yürüyeceğiz aslında. Kenar kırıcı olmamak lazım ama. Kenar oyuncumuz elimizde yoktu o zaman. Evet. Hatta bir gol atmıştı Bolu maçında. Gol atmıştı ama sağdan çıkarken atamadığı paslardan dolayı bayağı bir tepki yemişti. Ama kendisine biz de yani çok uğraştık. Çünkü
onu küstürmedik yani. Küstürseydik bir yabancı oyuncumuz elimizden gidecekti ve biz onun potansiyelinin farkındaydık. Çünkü idmanda bize karşı oynuyor yani, farkındaydık. İşte öyle bir stili var ki bir bakıyorsun bu ne yapıyor diyorsun, ama bir bakıyorsun şapkadan tavşan çıkartıp tek başına bizi kaleye götürüyor. Şampiyonluğun önemli oyuncularından olduğunu düşünüyorum. Ve takımın en skorer oyuncusu var. Yani karakter olarak gerçekten iyi bir insan. Zaten o bizim takımımıza uyum sağlayamayacak bir tipte bir insan olsaydı biz onun takım içinde kendimiz dışlarız zaten. Yani ona izin vermeyecek bir grup vardı içeride. Çok yani. İyi, çok iyi. Evet. O yüzden o konuda karakteri de çok düzgün, çok iyi bir insan yani, öyle söyleyeyim ben. İşte o krizler zamanında yönetilemedi o içeride. Önemli olan işte o krizi kaosa dönüşmeden sizin içeride çözüm sürecini çok iyi değerlendirmeniz. Ki bunu da başarmışsınız ki biz şu anda buralardayız. Genelde çok abi oluyor yani, yabancı oyuncularla özellikle frekansı kuramadığında ve onları kendi başlarına bıraktığında bu sefer onlar nasıl diyeyim, takım ikiye bölünüyor, yerli ve yabancılar diye. Ve sonrasında attığı paslar bile birbirine oluyor. Yani normalde diğer arkadaşı var, atmıyor, bir bencillik oluşuyor. Biz bunun önüne geçmeye çalıştık. Yeri geldi, başka oyunculara da sıkıntı yaşadık. Ama bu hep içimizde kaldı. Gittik, konuştuk, özür dilettik, ettik. Ama şu an öyle bir hale geldiler ki oyuncular, şu an Samspor'un vazgeçilmez haline geldiler. Tabii bunu sadece biz yapmadık yani. İçeride icra kurulu var, başkanımız var, hocalarımız var. Onlar da perde arkasında bu oyuncularla devamlı ilgilendiler. Biz kaybetmek çok kolay. Bir oyuncuyu kaybetmek çok kolay. Ama biz tribünler üstünde de gelse biz sezon boyu bu oyuncularla devam etmek zorundayız. İşte bunun bilincinde, biz bunun bilincindeyiz. Lazım. Kesinlikle. Bu yani, önemli olan. Evet. Yani bu da herhalde bizim tecrübemizden kaynaklanıyor. Çünkü başka takımlarla da bunu yaşıyoruz hep. Hedef oynarken böyle oluyor. Çünkü seyirci o gün kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Onlar da haklılar. Oraya gelip takımın çok iyi oynamasını, onları mutlu etmesini ve huzurlu dönmek istiyorlar. Tabii ki. Ama bilmiyorlar ki oyuncu da bunu istiyor. Yani oyuncu da bunu istiyor. Oyuncu o en fazla oyuncu istiyordu tabii, belki öyle. Tabii ki. Yani tabii. Biz oraya gittikten sonra mesela sahaya çıktın, kötü bir performans sergiledin ya da bir hata yaptın. O hafta onu düşünüyorsun yani. Mutlu olma şansı yok. Oyuncu niye ister? Oyuncu buradan ekmek yiyor ister. Evet. O anda izleyen taraftarlarını mutlu etmek ister. Ekranları başında ülkesinde ya da şehrinde izleyen ailesini mutlu etmek ister. Tabii ki de, ama işte bir anlık bir fanatiklik diyelim, taraftarlarımız açısından agresif olabiliyoruz. Yani onları da hoş görmek lazım. Kesinlikle. Bir de Samsunspor gibi bir camianın yıllardır bu liglerde kalmış olması, sıkıntılar çekmesi, kayyum süreci görmüş olması haliyle taraftarında bir haklılık payı var, ama tabii ki tek unutulan şey işte biz bu yolda bu arkadaşlarla yürüyeceğiz. Evet. Biraz bunu düşünmek lazım. Biraz önce söylediğiniz söylemlerde şey dediniz, işte saha içerisindeki oynayan ya da oynamayan hiç fark etmeksizin. Mesela birçok takımlarda şunu görüyoruz. Bizde de çok gördük geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz sezonlarda. Yani bir oyuncu değişikliği oluyor. Çıkan oyuncu ya sağ solu çimleri tekmeleyerek çıkıyor, ya kulübeyi tekmeliyor, ya direkt soyunma odasına giriyor. Mesela biz bu sezon ben öyle bir şey hiç tanıklık etmedim. Girenin de yüzü gülüyor, çıkanın da yüzü gülüyor. Hiç kadroda yer almayan da içeride aynen işte Aykut kardeşinizden söz ettiğiniz gibi kulübede patırıyor. Canla başla mücadele ediyor. Bu çok güzel bir şey. Ben, biz burada taraftarın sesi olarak, tabii Yücel abiye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ankara'da tanış olarak sosyal tesislerinde onu da şu anda bizleri takip ediyor. Bizim analizlerimizi filan ekrana yansıtan değerli abimiz yayınlarımızda. Bu stüdyoda benim özellikle söylediğim bir şey vardı. Sizin hayran, size hayran olduğum bir şeyi söyleyeceğim. Özellikle hep yayınlarımda söylediğim Osman Çelik, Yusuf Abdoğlu ve işte Celil. Özellikle bazı pozisyonları yoktan var ediyorsunuz saha içerisinde. Yani şüphe duyduğunuz bir şeyde sonuna kadar saha içerisinde mücadele ediyorsunuz. Yani bazen kazanınca taraftarlarımızın bir kısmı diyor ki ne kardeşim futbol mu oynadık sanki? Hayır, belki oynamadık ama kazanmasını bildik diyoruz ya hani bazen. İşte ya o pozisyon penaltı mıydı acaba? Denilen durumlarda adeta kendinizi parçaladınız. Sadece siz değil, özellikle 2-3 ismi söylüyorum. Bütün takım ama ön plana sizler çıkıyorsunuz. İşte bir Osman Çelik çıkıyor, bir Yusuf Abdoğlu çıkıyor, işte Celil çıkıyor. Kulübeden herkes bir anda çıkıyor. Burada bir takım ruhu olduğu buradan belli oluyor zaten. İşte biz o zaman şunu hissettik. Bu takım bu sene hedefine ulaşır arkadaş. Onu gördük çünkü. Onu ne da içeride istersen? Zaten biz takım olarak maçı kazanma isteği, hissiyatı olduğu için o biraz sahaya yansıyor diyelim. Yani. Evet. En önemli şey... Bizim takımımız bir maçı istediği zaman her takımı yener. Bunu da zaten yaptığımız serilerle gösterdik yani bu sezon. O yüzden takımın
istemesi, o hissiyatı dediği gibi Yusuf'un, yani biz bu sene takım değil aile olduk yani, onu söyleyeyim. O çok önemli bir artıydı bizim için. Bu da sahaya yansıdı. Zaman zaman oynamak isteyip ama oynayamayan oyuncular da oldu ama hiçbir zaman gelip böyle bizi bozacak şekilde hareketler yapmadı. İtman'da daha fazla çalıştı. O da bize bu başarı olarak geri geldi. Hoca da bu forma konusunda çok adaletli davrandığını düşünüyorum. Onun da bu adaletini gören oyuncular zaten herkes işini yaptı. Ondan sonraki bu süreçte zaten başarı adım adım geldi. Tabii Zeki'yi de unutmamak lazım o mücadelelerin içerisinde. Bütün takım ama bir abiler olarak söylüyorum ben. Alttan şöyle yukarıya doğru birkaç tane de mesaj okumak istiyorum ben. Engin Akçol Afyon'dan yazmış. Selamet abi diyor, özel bir sorum olacak demiş. Ama cevap verip vermemeleri kaptanlara kalmış. Üstü kapalı cevap vermesi bile yeterli olacak demiş. Boldrin ve Novikovas takım içinde ne yaptılar da diyor. Bir anda kadro dışı kaldılar. Onu soruyorum diyor. Yani söylemeyebilirsiniz. Tabii ki bu teknik ekip ve yönetimin kendi kararlarıydı. Yani ben arkadaşlarımız da şimdi futbol hayatları devam ediyor. Onlara başarılar dileyelim. Onlar da buraya sonuçta az da olsa hizmet ettiler. Evet. Yönetimin ve hocanın aldığı bir karardı. Böyle ama onların gidişi Szumski'yi çok etkiledi değil mi? Sanki. Yani. Bunlar çok konuşulacak şeyler değil. Evet, evet. Kesinlikle. Tamam, hemen şöyle geçelim. Yusuf Kaptan Rize maçındaki golün efsaneydi demiş. Hüseyin Uçar. Yine Turan Kuzu. Osman'ım, Can Osman'ım. 55 Yusuf Abdioğlu. Takımdaki arkadaşlık çok güzel. Böyle de olmalıydı demiş. Sakarya yattığı gol unutulmayacak demiş. Muhammed Bayar. Sadi Çelik. Yusuf Mirza ve Ersova kaptanlarımıza selam söylüyor abi demiş. Selamları var çocuklarımızın. Kaleci Aykut'un enerjisini ve heyecanını taraftarlar da tribünde hissettirdi demiş Engin Akyol yine. Helal sizlere, bizi bu bataklıktan kurtardınız diyor Gökhan Bıçak. Efendim, misafir yerden zor bilet bulduk demişler. Şimdi arkadaşlar, bir de şu var ya şey, misafir takım tribüne girip misafir takımı mı destekleyeceğiz diye soranlar arkadaşlar da oluyor da. Şimdi arkadaşlar, bana yüzlerce mesaj geldi özelden. Abi sen bu konuyla ilgili niye konuşmuyorsun, niye yazmıyorsun? Lütfen işte taraftarın sesisiniz, neden bir açıklama yapmıyorsunuz diye. Tabii açıklama yapacak olan bizler değiliz ama düşüncelerimizi soracak olursanız şöyle söyleyelim. Evet, biz burada bizim yayınlarımızda taraftarın sesi olarak bizler saha içerisindeki analizler Yücel hocamızdadır. Onun haricinde biz teknik kısımlara fazla girmeden taraftarın gerçek sorunlarını burada konuşup nereye seslenmemiz gerekiyorsa bunları yaptık. Fakat şimdi bilet muhabbetine gelince burada aydınlatılması gereken bir şey var. Taraftar öfkeli, taraftar kızgın, taraftar kırgın. Niye kırgın, niye kızgın? Tabii ki biletler çıkar çıkmaz bitti. Bazı bölümler bitti. Bazı bölümler rezerve göründü. Özellikle de işte şöyle dediniz. Birçok taraftar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş pasyolik sahibi olanlar biletlerini aldılar. Ama Samsunspor taraftarları, her maç tribüne giden taraftarlar ne yazık ki biletlerini alamadılar. Yönetim burada sınıfta kaldı gibi söylemlerde bulunuruz. Arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Passo Ligi olan Samsunspor taraftarları gerçek anlamda Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı olduğundan değil. Bakın bir şey anlatayım size. Bizim bu sezon bu ligde işte Sakarya, Göztepe tarzı camia takımların çıktığımızda misafir tribünü kapasitesi küçük olan yerlerde, işte 150 kişi olan yerlere gittik biz, 200 kişi olan yerlere gittik. 150 kişilik yere 150 kişi girdi ama 300 kişi, 400 kişi dışarıda kaldı. Bu taraftarlar bir sonraki maça kendilerini sağlam almaya çalıştılar. Ne yaptılar sağlam almak için? Samsunspor pasoliklerini iptal edip Fenerbahçe, Galatasaray ya da TFF logolu yaptırdılar pasoliklerini. Ne yapıyorsun o zaman? Örnek veriyorum, Pendik maçına gittin. Samsunspor tarafına giremiyorsan Pendik tarafına girebiliyorsun. Artık orada kendini sıkarak, kasarak maç izlemeyi göz önüne alıp gitti. Paso ligini bu şekilde yaptı. Bu arkadaşlara da kızmayın lütfen. Ya onlar da günah keçisi yapıyorsunuz. Bir ikincisi, yani yönetimi de zorda bırakıyoruz burada. Neden öyle yapıldı, neden böyle yapıldı diye. Abi, bu dediğini destekleyebilirim. Eyüp Buyurun. Maçında özellikle deplasman tribünde neredeyse bizim kulübenin arkasındaydı. Ben hep Samsunsporları gördüm mesela orada. Ben de oradaydım. Evet, herkes Eyüp stadında gerçekten içeri girilmişti yani. Birçok Pendik'te de aynıydı. Turva olmuştu orada yani. Pendik'te de aynı. Tuzla'yı hatırlayın ya. Evet. Tuzla kendi evinde deplasman yaşadı ya, tezahüratlarla bütün tribünler. Evet. Bu şekildeydi yani. Buradan da taraftarlarımıza bir teşekkür ederim. Yani her deplasmanda bizi yalnız bırakmadılar. İç sahada, deplasmanda hep seslerini ve varlıklarını hissettirdik. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bu
başarının mimarlarından biri de onlardır. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bazı anlar vardır Osman'ım. Sahaya çıkarsınız böyle, ısınmaya çıktığınız zaman böyle tribünlere bir bakarsın. Taraftardan aldığın bir sinerji vardır. Samsunspor taraftarını şöyle görünce sahaya çıktığınızda neler hissediyorsunuz? Böyle tribünden aldığın işte etkileşimle neler hissediyorsunuz böyle? Bir belediye takımları vardır mesela. Taraftar olmayan takımlar vardır. Aslında bunu şöyle bir soru sormak istiyorum devamında. Taraftarı olmayan takımlarda oynamakla işte böyle camia takımlarında oynamak, işte bir Samsunspor tribünlerine bakıyorsun farklı ama belediye takımlarının tribünlerine bakıyorsun. Orada oynamak mı daha kolay? Yoksa buradan aldığı daha farklı bir güç müdür? Bunu merak ediyorum. Kesinlikle ben. Bu güçtü. Zaten benim buraya gelmemdeki en önemli şeylerden biri de taraftardı yani, onu söyleyeyim. Ben çok seviyorum açıkçası böyle bu şekilde atmosferle de oynamayı. Evet. Özellikle Samsunspor taraftarı da o finalde, Antalyaspor'la oynadığımız o finalde beni çok etkilemişti. O hafızamda artık nasıl bir yer kapladıysa ilk transfer teklifi aldığımda direkt bir anda gelişti. Evet, bir anda gelişti ve direkt ben o sezon hatta Süper Lig'den bir takımla anlaşmak üzereydim geçen sezon başı. Ya sadece imza atmaya gidecektim. O aşamaya gelmiştim ama başkanımızla bir görüşme yaptıktan sonra Samsunspor ismi ve camiasına karşı kayıtsız kalamadım ve anlaşmayı direkt okeyledim yani. Söyleyebilirim. Bu en büyük etken taraftarımızdır yani. Samsunspor taraftarı diyorsunuz. Evet. Kısa bir ara yapalım sevgili Mustafa. Bir taraftar isimleri köşemiz vardı. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, sizlerden gelen fotoğraflarla derlediğimiz bir resim köşemiz var. Buyurun birlikte izleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, reklamların ardından tekrar stüdyoda değerli seyircilerimiz, sizlerden gelen fotoğraflarla derlediğimiz resim köşesi, tabii sizin resimleriniz de çok daha güzel oluyor. Onu da baştan söyleyelim. Yine her yayınımızda, her programlarımızda o renkli fotoğraflarınızı yayınlamaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılport Samsun Spor'umuz 11 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdırdı demiştik. Bu hafta Ankara Keçiören Gücü'nü ağırlayacağız kendi evimizde. Tabii onun duyurusunu da yapalım değerli izleyiciler. Saat 16'daki karşılaşma biliyorsunuz 13 alındı. Ardından maçtan sonra futbolcu arkadaşlarımızı taşıyan otobüsle beraber, üst açık otobüsle birlikte konvoylar eşliğinde Samsun caddelerinde kutlamalar devam edecek. 18 gibi de Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yine coşkulu kutlamalar devam edecek. Samsun'umuz için çok özel ve çok güzel bir gün olacak. Pazar günü inşallah değerli izleyicilerimiz, inşallah da kazanırsak da çok daha tatlı olur. Kazandığımız bir maçın ardından böyle bir kutlamayı yapmak bizim için çok daha güzel olacak değerli izleyicilerimiz. Tabii ki biraz önce biletlerle ilgili konuştuktan sonra bir de ona ek olarak şunu söylemek isterim. Yeni sezona bakalım bizler. Yeni sezonda da bunun artık kurtuluşu gerçekten taraftarıysak bizler bu takımın en sağlamı kombine almaktır. Kombinelere yükleneceğiz yeni sezonda. En azından kombinesi olan taraftarlar hafta sonu müsabakasında bilet alabilir miyim endişesi yaşamaz diye düşünüyorum. Evet sevgili Yusuf. Şampiyonluklardan söz ettik biraz önce ama bir de bir Ankara Gücü parantez açmak istiyorum size. İki şampiyonluk yaşadınız orada. Siz Samsun'a gelmeden öncesinde de tabii Samsun'un olduğunuz için gittiğimiz yerlerde özellikle Ankara'da Süreyya Çıkköz kardeşime de buradan selamlarımı iletiyorum. Sohbetlerimizi yaptığımızda Yusuf Ankara'da Ankara Gücü taraftarlarında çok seviliyor derlerdi. Ankara Gücü ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Oradaki sevgi neden çok seviliyor Yusuf orada? 2017 yılında ilk şampiyonluğumuzu yaşamıştık orada. Evet. Benim de ilk şampiyonluğumdu. Benim için çok değerliydi. Gerçekten iyi de bir taraftar kitlesi var. Evet. Gerçekten onlar da takımına bağlılar. Onlar da 2B'ye düşme kötülüğünü gördüler diyeyim. Transfer kapalı tahtalar falan derken. Çok şükür bir şampiyonluk yaşadılar. 2B'den PTT'ye çıktılar. Sonrasında biz Süper Lig'e çıkardık. Dolayısıyla tabii şampiyonluk yaşayınca gerçekten güzel anlar oluyor. Güzel bir sevgi bağı da oluşuyor. Ama sonrasında Hatay Spor'dan Süper Lig'de oynadıktan sonra, ayrıldıktan sonra Ankara Gücü tekrardan ben köydeyken Faruk Başkan aradı. Dedi gelir misin? Orada da ben hiçbir takımla görüşmeden gittim Ankara Gücü'yle anlaştım. Çünkü gerçekten oradaki insanları, taraftarları da çok seviyorum. Çok güzel iki senem oldu orada. Onlar da sağ olsunlar hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Nereye gidersem görseler yolumu kesiyorlar. Abi biz seni çok seviyoruz. Biz her zaman arkana, yanındayız öyle diyorlar. Yaptığım paylaşımların da altlarında devamlı dolduruyorlar. Samsun'a yani, gelmen de ayrı mutlu etti onları. En azından kardeş camii olarak görünüyorlar. Evet biliyorsun. Zaten orada da 55 giydiğimde onu da söylüyorlardı zaten. Devamlı söylüyorlar bizim kardeş kulübümüz diye. Evet. Samspor'u gerçekten onlar da çok seviyorlar. Futbol taraftarla güzel abi. Mesela buradan ben de Osman gibi teşekkür etmek istiyorum taraftarımıza. Belki sezon boyu full tribüne oynayamadık ama 33 bin rakamı günümüz futbolunda gerçekten zor bir rakam. Pasolikli uygulamada dedi. Pasolikli uygulamada. Pasolikli uygulamada zaten 2B'de full oldu yani. Evet. Ama gerçekten günümüz futbolunda biraz zor. Stat biraz uzakta. Yani biz onları çok iyi anlıyoruz. Ama sağ olsunlar neredeyse 12-13 bin taraftar hep oldu statta. Yani tabii ki onlar haklılar. Belki de dışarıda kaldılar. Biz de mesela elimizden gelen bir şey yok. Keşke içeriye yani eski sistemdeki bir iki kişi tek turda dönebilse içeriye abi. 60 bin oynasak hatırlıyorsun yani. Değil mi o günleri? Tabii ki abi. Yani çocuklar önünde içeri almak ya da tabii siz abi. Biz çocukken birilerinin önünde içeri girmek o dönemlerde. Biz hep öyleydik abi. Birilerinin önünde dönüyorduk. İçeri turnikelerden öyle giriyorduk. İki kişi bir bilet. İki kişi bilet. Antalya'da da öyle miydi? Ama dediğin gibi abi yine seni onaylayacağım. Kombine almaları gerekiyor. Tabii. Şimdi bu sorunlar tabii ki affolsun yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama büyük maçlar diyeceğim. O maçlarda da aynı sorunlar olacak seneye. Tabii kombinesini alsınlar. Hem kulübüne destek olsunlar. Hem de herkes dese ki benim burada yerim var, benim burada koltuğum var. Böyle sorunlar o zaman gerçek Samsunlular dışarıda i̇şte kalmayacak. O zaman özür dilerim. İşte bir Galatasaray-Samsun maçında
birçok Galatasaraylı gelip senin VIP'nden izleyecek, senin aile tribünden izleyecek. Oraları onlar dolduracaklar. Yani bizler nasıl işte Pendik'e gittiğimiz oraya giremeyince bu tarafa giriyorsak onlar o büyük dediğimiz, dört büyükler dediğimiz o camianın taraftarları da senin için de izleyecekler yani. Evet, bir de bu iş böyle. Pasolik sayımızı da artıralım yani Samspor taraftarları olarak. Samspor Pasolik'ini yönelirim. Sosyal medyada güçlü olalım. Çünkü görüyoruz yani Ankara Cuma maçı oynandı. Evet. Yani burada paylaşımları herkes görmüştür futbol camiasında. Yani taraftarın sesini kulüp yansıtacağı için kulübün sosyal medyasını da güçlü kılmak gerektiğine inanıyorum. Yani hep birlikte kitle olmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü seneye bunlara çok ihtiyacımız olacak. Güçlü bir Samspor için. Tabii. Hep birlikte olmak gerekiyor. Yani bütün şehir beraber olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Tabii en çok küme düşen takımlardan birisi bu zamana kadar Samsunspor'umuz. Bunu söylemek bile acı baktığımızda. Yüksel Yıldırım Başkanımız bizim için gerçekten çok büyük bir şans. Yani Samsun camiası için, Samsun şehri için, Samsunspor için. Bugün günümüz futbolunda Süper Lig'e bile baktığımızda işte dört büyükler denilen takımlar bile çok zor günler geçiriyorlar ekonomik olarak. Bugün sıfır borçta adını Süper Lig'e yazdırdın. Kesinlikle. Ne kadar kesinlikle önemli. Değil mi Osman? Kesinlikle yani. Zaten şu an Türkiye'de dediğiniz gibi bütün kulüpler maddi krizlerle evet uğraşıyor. Ama şu an Samsunspor Süper Lig'e çıkıyor. Sıfır borcu var. Çok güçlü bir başkanı var. Güçlü bir camia. Taraftar kitlesi evet çok güçlü. Yani Yüksel Başkan çok büyük şans. Hem Türkiye içinde saygıdeğer bir insan. Kesinlikle. Bunun yanı sıra yurt dışında da gittiği her yerde saygınlık gören bir insan. Yani bu her insanda olabilecek bir özellik değil. Gittiği her ülkede resmi makamlarca karşılanan bir insan yani. Global bir iş insanı zaten. Kesinlikle. Evet. Şimdi birçok Avrupa kulübüyle de işbirliği anlaşmaları yapıyor. Yani kulübü inanılmaz bir seviyeye getireceğim en eminim. Yani bir akademi kuruyor çok güzel. İnanılmaz bir yine maddi para harcıyor oraya. Aynen. Yani. İnanılmaz evet bir sistem kuruyor. Yani Samsunspor'un 3-4 yıl sonra geleceği çok iyi yere gidiyor. Ama şu geçiş sürecinde bu ligde, Süper Lig'de kalıcı olmayı başarırsak Allah'ın izniyle ondan sonraki 3-4 sene içinde Samsunspor Avrupa liglerinde oynayan güçlü bir takım haline gelecek. Çünkü başkanımız bunun altyapısını çok iyi hazırlıyor. Fedakarlıklardan da kaçınmıyor. Böyle evet bir başkanı da kıymetini bilmek lazım. Yeni gençlerin, yeni neslin, altyapı çocuklarımızın çok oldukça şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte en son Serkan Celiller jenerasyonundan sonra çok nadirdir Samsunspor'un futbolcu çıkardı. Ben şimdi sizi saymıyorum. Evet, siz amatörden direkt sıçrayıp kendi çabalarınızla evet X kulüplerden yükselmişsiniz doğru sizler. Zaten benim hayalim neydi biliyor musun sevgili Yusuf? Ülkemiz takımlarında farklı takımlarda Samsunspor'dan gitme değil de yani 55 giyenler özellikle hepsinin bir gidiş hikayesi vardır mutlaka. Onlarla bir belgesel yapmak. Bunu çok istiyorum. Yani hepsinin bir gidiş hikayesi vardır diye düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü. İşte o süreçlerde Samsunspor sürekli gerilediğinde altyapı da yoktu, bir şey de yoktu. Yani nasıl söyleyeyim, bir TFF 3. lige bile futbolcu gitmek çok büyük marifetti bizim için 2014'lerde, 2015'lerde. Böyleydi ne yazık ki. Ama inşallah Sevgili yani Osman'ın söylediği gibi. Altyapı olayı çok önemli. Yani burada bu evet sistemi başkanımız istediği şekilde oturtursa yani kulüplerin geleceği açısından hem futbolcu getirip futbolcu evet satışı açısından kulübe mali gelir olması açısından yani oynayabilir oyuncular olması açısından bak bu Yunus Emre, Muhammed Ali tabii, bizim tabii, için tabii çok değerli. Belki Yunus Emre şu an takımımızın en değerli oyuncusu. Avrupa'ya gidecek belki. Bu tarz oyuncuların sayısını fazlalaştırabilirsek inan hem kulüp açısından bir gelir hem de Türk futbolu için bir kazanım. Başkanımız zaten hayali bu. Bunun için de ciddi bir yatırım yapıyor. Bunun belirtisi zaten elit takımlarımızın kendi gruplarındaki müsabakalarındaki başarılar evet zaten gösteriyor kendisini. Onları da kutlamak onu lazım. Finalde yenildiler. Onlar da Eyüpspor'a karşı izledik final karşılaşmasını. Evet. Üzüldük ama ellerinden geleni yaptı. Onu kardeşlerimizi de buradan tebrik ediyoruz. Tebrik tekrar ediyoruz. Şimdi Hüseyin Hoca'ya gelecek olursak Altınordu'da beraber çalıştınız. Hem Hüseyin Hoca hem akademik konusunda düşündüğümüz zaman da altyapıyla iletişimi gayet iyi olan birisi. Bu akademi takımlarını çok iyi bilen birisi. Orayla irtibatı çok iyi sağlayacak birisi olduğunu düşünüyorum Hüseyin Hoca'nın. Şimdi Hüseyin Hoca demişken tabii Hüseyin Hoca ilk
ismi geçtiğinde başkanımız çok talihsiz bir açıklama yapmıştı. Hani getiremeyiz falan diye. Hani kariyerli hoca için, taraftar da kariyerli hoca istiyor. Daha kariyerli, daha kariyerli derken. Şimdi bugün TRT Spor'da Hayri Ülgen demiş ki, sevgili Hayri abi, kendisini de severim. Hayri Ülgen demiş ki, Hüseyin Eroğlu Gençler Birliği ile anlaşıyordu. Masaya oturdu fakat bunu kim vazgeçirdi demiş. Bunu kim vazgeçirdi demiş. Bunu araştıracağız, bunu merak ediyorum demiş. Ben buradan söyleyeyim kim vazgeçirdiğini. Akşam da görüştüm vazgeçiren kişiyle. Sevgili Mustafa, bir tane şey vardı. Mustafa, S2 vardı. Ortada dönsün arada. S2'yi ortada çevirebilirsin. Ahmet Özdemir abimiz İzmir'de yaşayan çok değerli birisi. 80'li yılların siyasetçilerinden, Anavatan'ın Mesut Yılmaz'lı dönemlerdeki genel başkan yardımcılarından. Ve aynı zamanda da az bizi bir kaldır genele çünkü görünmüyor. Şimdi bu fotoğraflara baktığımızda evet şurada Şenol Güneş'in hemen sağında oturan sevgili Ahmet Özdemir abimiz. Kendisidir özellikle Samsunspor'umuza Hüseyin Hoca'yı öneren. Evet Mesut Yılmaz'ın hemen solunda olan Ahmet abi. Mesut Yılmaz'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Bu da tabii Menteşoğlu dönemlerindeki sevgili Ahmet abinin, Ahmet Özdemir'in Samsunspor'un yine çarpçaflı dönemindeki yöneticilik dönemi. Samsunspor'umuzda yöneticiydi o yıllarda. Evet Allah razı olsun senden Ahmet abi. Sen vesile oldun ama Gençler Birliği ile anlaşırken de o masadan kaldırttıran Hüseyin Hoca'yı Ahmet abidir. Ben açık söyleyeyim. Biliyorum çünkü. Kendisine de danıştım. Söyleyebilir miyim abi bu akşam yayında dedim. Söyleyebilirsin rahatlıkla dedi. Hayri abi de öyle demiş. Kim vazgeçirdi ben bilmiyorum demiş. Merak ediyorum demiş. Hayri abi aslında arayacaktım söyleyecektim seni ama ben gene yayında söyleyeyim de ondan sonra söylerim sana demiştim ben. Allah razı olsun. Vesile olanlardan gerçekten son yıllarda özlediğimiz galibiyetler serisini 20 maçtır yenilmeyen bir Samsunspor. Biz böyle bir şeyi son yıllarda görmedik. Sizlerle yaşadık arkadaşlar. Allah yüzlerce binlerce kez razı olsun sizlerden. Mesela şimdi kişiye bağlı bir sistem yoktu bizim takımımızda. Bir golcü olur. Hep golcüye dayalı bir sistem olur. Ama bu sene bakıyoruz. Bir bakıyorsun en kritik anda Yusuf Akdoğdu savunmadan gitmiş. Skoru değiştirmiş. En kritik anda maçın kırılma anında tabelayı değiştiriyorsun. Ve 3 puana vesile oluyorsun. İşte bir Alim geriden çıkıp veya işte bir Yunus Emre savunmadan çıkıp yani hem savunmada işini yapmak hem ileride belki hücum adamlarının eksik kaldığı yerlerde diyelim artık. Orada sizler tamamlayıcı oluyorsunuz. Bu nasıl bir duygu peki sevgili Yusuf? Gerçekten çok güzel bir özel bir duygu. Savunma yapmak mecburiyetim var evet. Ama kimse senden gol atmanı beklemiyor normal şartlarda. Büyük maçlarda özellikle bu daha çok oluyor. Çünkü iki takım da kapalı oynuyor. Daha çok gol yemeden atmayı düşünüyor. Kısır geçen maçlarda atıldığı zaman çok değerli oluyor. Takımın evet. Galibiyeti oradan geliyor. Biz savunma oyuncuları için de motivasyon kaynağı. Ben mesela kendim hep düşünüyorum. Bu maçta gol atabilir miyim? Atmak istiyorum. Atarsam nasıl sevinirim? Ne yaparım? Değil mi? Şimdi mesela Yunus'a da hep onu söylüyorum. Birebir de konuşuyorum onunla. Diyorum maçtan önce gol atacağını düşün. Nerelere koşacağını, top nereden sekerse gelir. Kendini ona hazırla ki o golü bul. Ondan sonra da sevincini de düşün. Git o sevincini yap diye. İnşallah o da bu sene gol atma başarısını gösterdi. İnşallah daha bu arma altında daha fazla goller atar. O motivasyon bizim daha için, bir farklı olur tabii. Tabii ki savunma oyuncuları olarak evet. Çok özel anlar oluyor yani. Kesinlikle. Cihan Alçı demiş ki futbolcu abilerimize sorar mısınız? En üzüldükleri maç hangisi? En sevindikleri maç hangileri iyiydi acaba bu sezon demişler. Yani sizi en çok üzen maç sonuç olarak olabilir mesela. En çok üzüldüğünüz. En çok üzüldüğüm benim iki tane Manisa maçı. Evet, 2006 kaçtı. belki de iki maçta 30'a yakın pozisyon vardır. Ama yani yenemedik onları. Galip gelemedik de çok güzel ya. Yine oradaki maçta da yeniliyorduk. Değil mi? Evet. Sevindiğimiz maçlar. Sevindiğimiz maç çok bu sene. Evet. Sevindiğimiz maç çok. Çok. Evet. Kesinlikle çok. Özellikle o Zeki Yavru'nun o golünden sonraki şey çok güzeldi. Zeki'yi de buradan ayrıca tebrik ediyoruz. O da saha içerisinde farklı bir abi. Bir de şu var. 19 oyuncumuz ilk kez şampiyonluk yaşamışlar. Fofana da ilk kez şampiyonluk yaşamış herhalde. Düşünün yani Fofana gibi bir adam. Belki çok yetenekli, çok tecrübeli, izlemeye her zaman izlemekten keyif aldığımız bir oyuncu. Herkes bir Fofana'sı olsun ister ama
Sonuçta sizler dörder şampiyonluk görmüşsünüz. Fofana ilk şampiyonluğunu Samsun'da yaşadı. Dörder olan başka arkadaşlarımız da var takımda. Öyle bir şey var. Alim'in yani. Alim'in 4, Yusuf Emre 3, Mücahit 3. Mücahit de öyle bir galiba. Aykut'un Ali Kağan'la Ankara Gücü'nde yaşamış mıydın? Evet. Yaşadık, beraber yaşadık. Evet. Onun buraya gelmesini de. Çok iyi, çok iyi. Mesela. Evet, senin paylaşımın altında bir yorum gördüm. Şey demiş, şampiyonluğun şifresi çözüldü. Al Yusuf Abdoğlu'nu kurtar diye seriye bağladı gitti. Ya abi, genelde şampiyon olduğun zaman sezon sonu geldiğinde tekrardan şampiyon olabilecek bir takıma gitmek istiyorsun. Tabii, tabii. Yani o da anı bekliyorsun, düşünüyorsun. Az önce Osman dedi ya, ben dedi taraftarından etkilendim. Etkilendiğim için buraya geldim. Aslında o da burada şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğü için buraya geldi. Tabii ki. Tabii şimdi ki. Mesela bu çok önemli. Eğer bunu hissettiğiniz zaman gidiyorsunuz. Zaten orada tecrübeli, daha şampiyonluğa yakın isimler oluyor. Burada da belki biz de yani diğer arkadaşlarla beraber belki o dediğimiz aile olgusu var ya. Evet. Onu yakalamaya çalışıyorum. Ben her gittiğim takımda mesela birilerinin ayrışma içerisine girdiğini uzaktan gözlemleyebiliyorum mesela. Ben hep onların önüne geçmeye çalışıyorum. Çünkü bu ayrımlar olduğu zaman idman neşesi oluyor. Koridorda birbirini görüyor insanlar, ayrılıyor. Yemekhanede ayrı ayrı yerlere oturuyor. Evet. Yabancılarla selam sabah yok. Bu sefer 3 tane grup oluyor. Siz yani, aslında başarısızlığı da seziyorsunuz, biliyor musunuz? Kesinlikle. Yani bu sezon bizden bir halt olmaz, çok özür dilerim. Hani evet, diyebiliyorsun bazen, işte dediğin o ayrışımlar olduğu zaman bir toparlayıcı olması lazım. Ama biraz önce de söyledik ya, Suat abinin gelişi, icra kurulu üyelerinden Suat abinin gelişi de kulübe çok büyük etken oldu diye düşünüyorum ben. O da toparlayıcı bir isim çünkü Suat abimiz. Valla emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Anın vardır mutlaka. Şöyle hiç şüphesiz çok anılarınız vardır. Şampiyon olunca anlatırız işte ya falan dediğiniz bir anınız vardır. Osman. Böyle birden sorunca aklıma gelmedi. Şu Gençler Birliği maçında son bir anım şeyim vardı benim, şöyle söyleyeyim. Orada 1-0 yerlip geldiğimiz maçta. Yani kötü oynuyorduk orada ilk devrede. Evet. Tankın friki olduğunda ben şöyle baktım. 3-4 kişi orada bir arada. Alim'i çağırdım. Tank vardı orada. 2-3 futbolcu daha vardı. Soner Aydoğdu. Dedim beyler bak dedim, kötü oynuyoruz dedim. Devre arasında dedim 0-0 girelim gol yemeden dedim. Tank bu ara fidik atacak yani. Baktım sonra döndüm arkamı gittim. Tank bir vurdu, 1-0 önde girdik. Sonra maçı kazandık. Yani en bu sene aklımda kalan şeylerden biri oydu. Gençler Birliği maçı. O zaman biraz önceki bir arkadaşın sorduğu soruya da cevap oldu. En sevindiğin anlardan biri olmuş. Olabilir, değil olabilir. Evet. Gençler Birliği maçında evet, oradaki bize yakışmayan bir oyuna rağmen iyi bir 3 puan almıştık. Bazen kötü oyunlar da kazandığınızda zaten şampiyonluk kendiliğinden geliyor. Evet. Senin vardır bir anın. Abi benim bireysel olarak ilk attığım goldü Samspor'da. Hangi maçta o? Rize maçı. Rize maçı. Evet. Takım olarak da bence çok büyük karakter koyduğumuz Pendik maçıydı. Çünkü çok erken bence rakibin de eline çarptığını düşünüyorum o pozisyonda. Alim'i yediği kırmızı kartta. Çok uzun bir süre. 10 kişi oynadık. Bir de Pendik hedef oynayan bir takım. Şu an da şampiyonluk olayan bir takım. Kolay değildi ama çok bütün olduk o gün. Zeki'nin golü de orada çok güzeldi. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Çok kesinlikle klaslı. Kesinlikle çok 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 güzel. Bence orada çok gerçekten takım olarak masaya yumruğumuzu vurduk diyebilirim. O maçta değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi size şöyle bir şey soracağım arkadaşlar. Sadece birer cümle cevap istiyorum ama. Bir cümleyle. Bir cümleyle anlatacaksınız. Sadece bir cümle. Samsun şehri. Yine inanılmaz. Yusuf. Karadeniz'in incisi. Karadeniz'in incisi. Samsun Spor. Şampiyon. Sevda. Samsun Spor taraftarı. Muhteşem. Ona da aşk diyelim abi. Öyle mi diyelim? Çünkü çocuk. Hüseyin Eroğlu Hoca. Bunu tek kelimeyle anlatamam. Çok kelime dediniz, evet. Tek dediğin için kırmızı kazak diyorum. Harika, evet. Yüksel Yıldırım. Big Boss. Benim de ilk aklıma önünde yazan Boss geldi. Değil mi? Gerçekten başkanımız da sağ olsun. O evet, kayyum süreçlerini de biliyoruz. Gerçekten o dönemlerde
Yani yardım topluyorduk abi. Yani herkes o sağdan soldan para gönderiyor. Yani ben abi bu takımda değilim. Arıyorlar, şöyle yapalım, böyle yapalım. Gerçekten... Üzülüyordunuz değil mi? X takımlarda oynarken de şehrinin takımı düştüğü hali bak, kayyuma kalmış. Abi üzülmeme şansı yok yani. Hatta nasıl? Sizlere bile mesajlar geliyordur. Yusuf, gelin işte oynayın kardeşim, evet, kurtarın geliyor bizi diye değil tabii mi? Var mı? Ama bu sene yani başkanım sayesinde evet nasip oldu. Gerçekten taşın altına eli sokmak bu olsa gerek. Takımı borçlu alıp şu anda şampiyon olduk. İnşallah bu sene de güzel geçeceğine inanıyorum yani. İnşallah, size inşallah kardeşim, inşallah. Evet. Biraz önce golleri anlatırken ilk attığım gol dedin ya, o çok farklı bir duygu olur herhalde. Yani şehrinin takımında oynarken ilk attığın gol o muhteşem taraftarın önünde, o anlatılmaz herhalde. O hiçbir şekilde anlatılmaz. Kelimelere sığmaz galiba. O, ya hep düşünüyordum. Ne yaparım, ne ederim? Zaten İstat'tan çıkıp gitmedin. Ne yaptım, ne ettim bilmiyorum. O an zaten ne yaptım, ne ettim bilmiyorum abi. Değil mi? Evet. İnsan abi kendini çünkü kaybeder. Aslında yani golcü bir karakterim var yani. Yani çok gol atabilen stoperlerdenim ama o apayrı bir yer ya. Apayrı. Samsun amatöründe ne oynuyordun? Biz ilk altyapıdayken üçlü liberolu sistemde ortada oynuyordum ben. Sarkık libero derler. Evet. Sonrasında tandemin normal dörtlünün sağında oynuyordum. Antalya'dayken bizim final maçında senin bölgen neydi? Mevkin neydi? Orta sahada. Orta sahada değil mi gene? Sanki savunma adamıydın gibi hatırladım ben. Ama o sezon ben hem Antalyaspor'da hem sağ bek hem stoper hem orta saha üç bölgede çok hepsinde de değişik maçlarda süre almıştım ya bayağı. Bizde de çok yönlü oynadınız. Evet, burada da bizde aynı şekilde. Yani. Burada da aynı şekilde. Zaten benim en önemli özelliklerimden biri bu zaten yani. Nerede boşluk varsa dolduruyorum yani. Joker. Joker. Evet, doğru. Peki Samsun adını Süper Lig'e yazdırdı. Gerçi tabii bizi çok bağlamaz kimin çıkacağı arkadan gelenlerine ama sizce şöyle kadro ve performanslarına baktığımızda bizden sonra adını Süper Lig'e yazdırabilir diyebileceğiniz takımlar sizce kimler? Ya yani kimi yakın görüyorsunuz? Yani ben çok rakipleri şu an şey yapmıyorum ama şu an galiba Rize Spor bir adım önde gibi yani. Dün aldığı galiba. Sevgili Mustafa, puan durumunu bir ekranlara atar mısın? Evet. Şu an bir 3 puan evet, rakibinden önde. Biz şu an sadece Keçiören maçını yenip birinciliği garantileyip kutlama yapmayı düşünüyoruz ama baktığımda evet, ikinci lig olarak. Puan durumunu bir ekranlara alalım. Sadece ilk 11'den üstünü ben playoff dahilinde ayarlamıştım oraya. Bir ekrana getirirseniz tabi Samsunspor'umuz Süper Lig'e çıkmayı garantiledikten sonra Çaykur Rizespor 60 puanda hemen altında Pendik Spor ve Eyüpspor 57'şer puanla 2 İstanbul temsilcisi. Tabii Sakaryaspor çok ağır bir yer aldı bu hafta. 55 puanda kaldı. Göztepe arkadan gelip bayağı bir bizim karşımıza aldıkları galibiyetle beraber bir anda kendilerini playoff'un içerisinde buldular. Yine 7. sıradaki Bodrum 52 puanda. Keçiören son haftalarda çok düşüş yaşadı. Yani playoff'un dışında kaldı şu anda. Onların da mutlak 3 puan almaları gereken bir karşılaşma aslında playoff'un içerisine girmesi için. Benim kafama da şu takıldı. Teşekkürler Mustafa. Kafama şu takıldı. Mesela biz misafir takım tribününü de aldık Keçiören'den. Şimdi iddiası olan bir takım normalde ben olsam vermem abi. Yani tamam Samsun şampiyon olmuş olabilir ama benim playoff'a girmek gibi bir iddiam varken taraftarımın gelmeyeceğini de bilsem o baskıyı yememek için vermez. Değil mi yani iddiası olan bir takım? Belki kulübü. Burada başkanlar arasında ikili diyalogları ilişkili, iyi evet, olduğu için bir jest yapmış olabilir bu camiaya. Çünkü onların da taraftar olarak bir kitlesi yok zaten. Yok evet. O evet yüzden bir jest yapmış olabilir. Onlara da teşekkür ediyoruz yani bu jestlerinden dolayı. Onlara karşı bir şansımız da tutmuyor ya. Berabere bitmişti bütün karşılaşmalarımız değil mi? Evet evet hep berabere kaldık. İnşallah. Hiç enişemedik biz onlarla. İnşallah bu hafta kırarız. İnşallah. Tabii kutlamalar öncesindeki oynayacağımız karşılaşmayı galibiyetle taşlandırmak evet, çok daha keyifli. Galip geldiğimiz takdirde birinci olarak çıkmayı da garantiliyoruz. O da bizim için değerli tabii ki. Kesinlikle öyle. Evet değerli izleyicilerimiz, bir arkadaşımız mesaj atmış. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde acil kana ihtiyaç olduğunu belirtmişler. Abi söyler misin demişler. Sıfır RH pozitif kana ihtiyaç varmış Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Abi ben verim diyeceğim ama hafta sonu maç var, etkilenir miyim ben? Çok özür dilerim. Kan Bankası'nda Seda Sarı ismine verebilirsiniz kanınızı. Buradan duyarlı olan izleyicilerimize de teşekkür ederiz şimdiden. Evet. Nasıl abi? Ben de sıfır RH pozitifim. Ya sıfır RH pozitif normalde çok bulunabilen bir kan aslında. Evet. Ama yine de ben kardeşimizin şey... Ama şu an depremden kalmasın dolayı galiba bir kan stoklarında Kızılay'da da bir sıkıntı var. Sıkıntı var, evet depremden dolayı.
Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Verebilecekleri duyurulur değerli izleyicilerimiz. 19 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan bir hasta için 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan Bankası'na gidip Seda Sarı ismine verebilirsiniz. Şimdiden duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Evet, şöyle birkaç tane mesajlara bakalım. Hiç mesaj okumadılar demesine. Alttan yukarıya doğru okuyacağım arkadaşlar. Çünkü yukarıdan birçoğu gitti. Kozluklu Vedat Şen ne demiş? 32 bin kişi olacak. 1500 kişinin ne baskısı olacak demiş. Yine muhalif oldun Vedat abi. Tarık Korkmaz, Yusuf Pendik maçından sonra ağlamıştı. Fazla kişi fark etmedi. Ne demek ister demiş. Ya ben hep Osman'la da konuşuyorduk. Şampiyon olmak için Osman ne zaman şampiyon olacağız? Bu haftayı değinelim, şöyle yapalım evet. falan derken. Abi ben Pendik maçında bittiğini düşündüğüm için. Bir duygu boşalması. Evet, duygu boşalmasıdır. Doğru. Çünkü orada gerçekten Pendik'i de kazandıktan sonra hani biz kendi aramızda konuşuyorduk tabii. Hiç dışarıya söylemiyoruz ama biz hiç puan almasak da biz şampiyon olacağımızı biliyorduk yani. Sonrasında hiç kazanmasak bile rakiplerimizin arkamızdan vura vura gelemeyeceğini. Çünkü PTT'de evet. yine son haftalarda hep alttaki takımlar kazanır, yukarıdaki takımlar kaybeder. Genelde birbirleriyle de maçları da vardı evet, zaten. Genelde birbirleriyle de maçları vardı. Evet. O yüzden ben o gün şampiyon olduğumuz için yani kendim öyle düşündüğüm için o gün tutamamıştım kendimi. Bir tane notlarım arasında şey vardı. Geçen gün önüme bir tane video çıktı. Aslında onu canlı izledik orada ama ben o anı kaçırmışım. Videodan sonradan gördüm. Taraftar çekimi. Herhalde Sakaryaspor taraftarının bir çekimiydi. Zeki Yavrum'un pozisyonu sonrasında kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında onların kulübeden gelip müdahaleler oldu. Fakat orada bir şey dikkatimi çekti. Güvenlikler ne yaptı orada? Sen güvenliklere çok ciddi tepki gösterdin orada. O videoda onu gördüm ben. Ya yani güvenlik güvenliğin öyle bir hakkı yok yani orada ona sert muamele yapmaya. Güvenliklerin görevi o değil mesela orada ama senin özellikle orada gelip güvenliği çok terslediğini, tepki koyduğunu gördüm. Ne oldu orada? Abi şimdi sağ karıştı zaten. Evet. Zeki gidiyordu, içeri gidiyordu. İçeri giderken bir anda sağ karıştı, itişmeler başladı. Halit hocamızın da başı açıldı. Sonrasında Zeki'yi gördüm. Ya sen, biz aile olduk dedim ya evet. yani. Zeki öyle görünce zaten ben sinirlendim. Sonrasında işte Zeki de başının yani kaşının açıldığını hakeme göstererek yani bize bu maddeleri atıyorlar. Zaten kendisi de aslında çok bir şey yapmamıştı yani kırmızı kartlık bir şey yapmamıştı. Hakem arkadaşımız da biraz seyircinin galyanına da geldi orada. Çünkü evet. bana içeri dedi ki dedim hocam bak Zeki atma. Gerekiyorsa sarı ver. Ama Zeki atma dedim. Zeki bir şey yapmadı dedim. O da atmayacağım dedi. Sonrasında Zeki kanını göstermeye geldiğinde orada güvenlik görevlisi futbolcuyu böyle bir tutma, çekme, içeri doğru fırlatma hakkı yok. Zeki'yi bir anda aldı, içeri doğru çekmeye çalışıyor böyle arkasından falan. Çünkü bence o da Sakaryasporlu. Onun elini kolunu tutunca rakip evet. tarafa da vurmaya da bir meyil. Şimdi Sakaryasporlu olduğu için evet. tarih ediyor. Bence tabii. hem tarih ediyor orada hem de bence Zeki göstermesin, hakeme gitmesin diye. O da herhalde kulübünü seviyor. Tabii. Orada yani orantısız güç kullanıyordu. Sonrasında ben de dayanamadım yani güvenlik evet. sen ne yapıyorsun yani. O dikkatimi çekti. Senin haddine değil bu yani. Sen git işine bak. Sen seyirci atlayacak mı sahaya? Sen onlarla ilgilen. Bırak futbolcuyu dedim yani şeye. Öyle bir tartışma oldu. O gün içinde yani ben de kırmızı kart dedim. Hayatımın ilk kırmızı kartıydı. Hayatının ilk evet, profesyonel hayatında. O da Samspor'a denk geldi. Ben de orada belki de etkilendim. O olaylardan etkilendim. Aslında taktik faul yapmak istemiştim. Çünkü evet. dakika 80'di. Sako da hızlı bir oyuncuydu. Hani kaleye gitmesin diye indirim garanti olsun diye düşünmüştüm ama evet. sonra da izleyince biraz herhalde sert sallamışım ayağımı. O yüzden tekrar taraftarlar. O da şeyden yayıncı kuruluştan değil de taraftar kamerasından gördüm ben de onu. Orada dikkatimi çekti. O yüzden sormak istedim. Hemen birkaç tane mesajınızı okuyayım değerli izleyiciler. Artık yavaş yavaş tabii sona yaklaşıyoruz. Hemen ne diyoruz? Murat Kanık, Eyit Bey demiş, Osman Aga, Muhammed'in son durumu ne demiş? Teşekkürler. Muhammed'in son durumunu sormuş. Muhammed idmanlarda başladı, var değil mi? İdmanlara başladı. Evet. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama daha genç. Önünde uzun yıllar var. Evet. İnşallah daha güçlü bir şekilde dönecek yine. İnşallah. Sinan Yavuz, Van'dan selamlar abi. Şampiyon Samsunspor demiş. Emrah Eren, selamet abim. Osman abi Yusuf'a çok selamlar demiş. Kardeşim o da bayrağını astı. Selamlar. Cüneyt Avar, selam iyi akşamlar. Şampiyonlar. Ben her zaman takımın lokomotifinin futbolcular olduğuna inanırım. Başkan diğer faktörler tabii ki çok önemli ama sahada varını yoğun ortaya koyan birlik beraberliği sağlayan futbolculardır demiş.
Vatan Yeşilyurt, Yusuf kardeşim ve Osman kardeşime sevgiler demiş. Turgay Özdemir, hayırlı yayınlar abi, selam olsun kaptanlara ve çok teşekkür ederim onlara bize bu mutluluğu yaşattıkları için demiş. Eren Ocak'tan, selamlar Selamet abi, Vezirköprü'de öğretmenim Yusuf Abdioğlu'nu ve Osman Çelik'i öğrencilerimle buluşturmak istiyorum. Bana Ensar Abdioğlu'ndan ulaşırsa çok memnun olurum demiş. Öyle bir mesaj. Tarık Korkmaz, Yusuf Pendik maçına, bunu okumuştuk. Pardon, özür dilerim. Aşağıdan geldik çünkü. Beytullah Şirin, abi Osman Çelik, Yusuf Abdioğlu, PlayStation oynuyorum ve onlara şunu ifade etmek istiyorum demiş. Kaptan oldular demiş. evet, şöyle yine bakalım. İsmet Dönmez, Osman da artık Samsunlu. 40 yıllık Samsunsporlu gibi mücadele, azim, her şey var adamda maşallah demiş. Ahmet diye birisi. İyi akşamlar Selamet'im, iyi yayınlar demiş. Sevgili kardeşim Yusuf kardeşimize ve Osman kardeşimize de selam. Yüreklerine sağlık. Her ikisine de çok teşekkür. Takıma çok teşekkür ediyoruz demişler. Herkes güzel dileklerini dile getirmişler. Cihan Alçı, penaltı talihsiz ligimiz nasıl yorumlarsınız demiş. Bizim kadar penaltı kaçıran takım yoktur herhalde. O zamanlar ne hissettiniz ya? Çok penaltı kaçırdık mesela bir dönem. Şöyle, şu oldu mu peki? Yani penaltıcıyı mı değiştirelim? Ne yapalım? Hani penaltılarda herkes korkar oldu. Ki saha içerisinde eminim sizler de çok korkmuşsunuzdur. Artık abi, arka arkaya gelince her şey. Biz artık öyle bulduk. Artık geyiğe bile çevirdik onu. Çünkü ya diyoruz ki atmamız da lazım. Çünkü maçlar gidiyor. Baktığımız zaman aslında biz sezona da kötü başlamadık. Evet. Penaltıları atabilmiş olsak bizim bir en az bir 7-8 puanımız daha fazla olacaktı. Ama değiştirdik. Nedense abi hep kaçırdık. Böyle bir sezon oldu. Bu kadar penaltı kaçmasına rağmen bu kadar puan farkla şampiyon olmak yani gerçekten çok ilginç bir sezon oldu yani. Ki penaltıları da gole çevirseydik demek ki çok daha farklı olacaktı her şey. Müthiş olacaktı. Evet, tabii gerçekten şampiyonluğu da beklemiyorduk. Vallahi ben de o anda evde farklı bir programda yayınındaydım. Bir tane sevgili Mustafa R2 vardı. Kendisine söz verdim. Seni onur edeceğim dedim. Bir arkadaşımız Slova'dan ısrarla iddia ediyor. Abi şampiyonuz bu akşam. Ya kardeşim değiliz diyorum. Şampiyonluk değildik. Çetin kardeşim Slova'dan, Çetin Geçer diye bir kardeşim. Bayrağını da asmış zaten. Sabahtan beri diyor hesap yapıyorum abi diyor. Bugün diyor yenilecek. İyi spor yenilecek, biz şampiyonluk tur atacağız. Ya kardeşim yok böyle bir şey desem de tamam dedim, eğer öyle olursa dedim seni onur edeceğim kardeşim dedim. Allah razı olsun kardeşim, şampiyonluğu hep beraber yaşadık sokaklarda, caddelerde, çok güzeldi. Evet değerli izleyicilerimiz, pazar günü saat 13'te 13.30'da Yılport Samsun Spor Ankara Keçiören Gücü karşılaşması Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bizler de Kanal S olarak ve sayfalarımızdan her zaman iç sahada ve dış sahada da olduğu gibi maç öncesi yayınlarımız, takım otobüsü yani karşılaşmadan 1,5 saat önce stadyuma giriyor. Bizler 1,5 saattan da bir 10-15 dakika daha öncesinde canlı yayına, her yerde olduğu gibi Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda da gireceğiz yayına. Oradaki ambiyansı, oradaki görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Hem Kanal S'den hem sayfalarımızdan. Yalnız ben bir de şunu dile getirmek istiyorum. Arkadaşlar, stadyumumuz güzel. Bu sorunları hep dile getiriyoruz. Gerek trafik sorunlarına, gerek otopark sorunlarına, ama en büyük sıkıntılardan bir tanesi de baz istasyonu sıkıntısı. Telefonlar çekmiyor. Kimsenin telefonu çekmiyor abi. Yani hangi şey olduğu önemli değil. Telefonlar çekmiyor. Benim demek istediğim şu, Cumhuriyet Meydanı'na ben şu parti bu parti demiyorum, X parti fark etmez. Hangi siyasi olursa olsun, siyasiler geldiği zaman birçok mobil baz istasyonu gelip kurulabiliyorsa lütfen Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na da, bu şehrin markası olan takımın maçı olduğu günlerde de bir kolaylık yapılsın, bir kolaylık sağlansın. Bırakın taraftarı, yayın yapan insanlar bile artık sayfalarından bu yayını yapamaz oluyor. Ben son maçta yayınımız düştü, olmuyor yani. Çekmiyor telefonlar. Bu konuyla ilgili de hem taraftarları mutlu etmiş olursunuz. Buradan yetkililere duyuralım. Umarız Süper Lig'de otopark sorunları, o stadyum yapılmadan önceki yine dile getirdiğimiz çevre olayla alakalı taraftarların sıkıntılarını dile getirmiştik. Organize sanayi içerisinde artık nasıl bir yol yapılır? Yol var aslında da, hani böyle biraz da aktif trafiğin sağlandığı bir yol olur bilmiyoruz ama gerçekten oradan herkesin şehre dönmesi saatler alabiliyor. Bunlar da çözüme kavuşursa Süper Lig'de biraz daha taraftarımız rahatlamış olur. Tribünde ve tribün dışında.
Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz, Samsunspor taraftarına söylemek istediğiniz bir şey var mı Osman'ım? Sizden başlayalım. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Büyük Samsunspor taraftarına da buradan artık bu sezonun keyfini çıkarma zamanının geldiğini söylemek istiyorum. Önce Keçiören maçından sonra, daha sonra da başkanımızın ve icra kurumumuzun belirleyeceği bir günde yapacağımız stat'taki kutlamalarla beraber Samsunspor camiasına yakışır bir şekilde kutlamalar yapıp hak ettiğim Süper Lig'de de gelecek sene Samsunspor'un gücünü ortaya koymak için hazır olun diyorum ben. Teşekkür ediyorum Osman'ım. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili Yusuf, sen neler söylemek istersin? Ben de çok teşekkür ederim. Kaptanımız zaten söyledi. İnşallah seneye de bu birlik beraberliğimiz devam eder. Seneye çünkü bunun altını çiziyorum. Süper Lig çok farklı bir ortam. Evet. Gerçekten kendilerini, taraftarımızın da kendilerini sergileyebileceği bir ortam. İnşallah bol galibiyetli bir sene olur seneye diye ümit ediyorum. Buradan da onlara çok sevdiğimi söylüyorum. İnşallah Samsunspor forması altında da bizler de devam etme imkanı buluruz. Seyircilerimize gerçekten bu sene için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir de altını çiz, hani onları da onur etmeden buradan ayrılmayalım. Gerçekten çok değerli personelimiz var. Tabii, Allah tabii. Onlardan da razı olsun. Bütün sene boyunca her şeyimizle ilgilendiler. Hiç kimsenin bir problemi olmadı. Bir münakaşası olmadı. Gerçekten onlara teşekkür ederiz. Onlar işte gözükmeyen... İşte şampiyonlukta mutfaktakinden çimcisine kadar herkesin etkisi var burada. Evet, gözükmeyen bölümde kalıyorlar maalesef. Onlara da biz teşekkür ederiz. Ne güzel. Tesise girdiğimizde hep güler yüzle karşılanıyoruz. Hiçbir istediğimiz böyle, yani bir dediğimiz iki edilmiyor derler ya. Öyle bir ortam vardı. Bunlar işte şampiyonluğun liderliğine kıvılcımları biliyor musunuz? Evet. Ya bir de yani böyle her şeyi istekli yapıyorlar yani. Öyle şey değil yani, böyle yapayım iş yapayım değil de yani istekli. Ne güzel. Yani ne bu güzel, harika. Zaten başarının mimarlarından biri de gerçekten onlar. Personeli hatırlattığı iyi oldu Yusuf'un da. Onlara da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Personel haricinde. Bizler çocuklarımıza Samsunspor'un büyüklüğünü anlatırken bir şeyler yaşatamıyorduk. Samsunspor zamanında işte bilmem kaç hafta liderdi. İşte dört büyüklere cehennem ederdik biz burayı derken. Ya biz daha Süper Lig görmedik diyor çocuklar. Kimseye bir şey anlatamazdık. Şu anda Samsun'da çocuklarımızın yeni yeni böyle birçoğunun Samsunspor'lu olmaktaki o içindeki heyecanlarını artıran sizlersiniz. Sizler vesile oldunuz, sizler sebep oldunuz. Sizlerin mücadelesiyle gelen şampiyonluktan sebep o çocuklar şimdi çok daha mutlular. O çocuklar anneleriyle babalarıyla o stadyumdan şimdi yüzleri gülerek evlerine dönüyorlar. Ne kadar güzel bir duygu biliyor musunuz? O yüzden mesela ben çok hepsini öpüyorum buradan. Akşam yayına gideceğiz deyince işte o futbolcu abilerime çok selam söyle abi diyenler mi ararsın? Neler neler söyleyen insanlar. Bu da sizler açısından gerçekten çok güzel bir şey. Onların Samsunsporlular ama Samsunsporluklarını pekiştiren etkenler de sizin sağlamış olduğunuz başarıdır. Başka bir şey değil. Ben de onlar adına çok teşekkür ediyorum. Hem onlar adına hem de yayınımıza katılıp yayınımızı renklendirdiğiniz için şampiyonluk özel programında bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet değerli seyircilerimiz, şampiyonluk özel programımız burada sona erdi değerli izleyiciler. Tabii biz her ne kadar Samsunspor için lig bitmiş olsa da biz programımızın formatını hiçbir şekilde değiştirmeden Cuma akşamı yine maç arifesi programımız yine burada stüdyodan devam edecek. Benim sunumumda Ahmet Gonca'nın yorumları ve Ankara'dan Yücel Çolak hocamızın analizleri eşliğinde Keçiören bu hafta kiminle oynamıştı? Denizli Spor'la oynadığı karşılaşmanın analizlerini buradan bu stüdyodan sizlerle paylaşacağız. Maç arifesi programımız Cuma saat 21.30'da sizlerle olacak. Ardından da Pazar günü 13.30'daki maç öncesinde saat 11.50 gibi maç öncesi yayınlarımız Samsun 19 Mayıs Stadyumu çevresinden başlayacak. Maç sonrası yayınlarımız yine aynı şekilde devam ederken maçtan sonra zaten oradan konvoylar eşliğinde Samsun'a dönüyoruz. Çiftlik Caddesi'nde, Samsun caddelerinde konvoylarımızı yapacağız. Futbolcu kardeşlerimizi açık otobüsle beraber inşallah havada güzel olursa güzel keyifli bir pazar günü olacak, şampiyonluk günü olacak. Sürekli yaşadığımız bir şey değil bu. Artık bizler bu günleri çok bekledik, çok özledik. O günü güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ardından saat 18 gibi de Cumhuriyet Meydanı'nda doyasıya bu şampiyonluğu kutlayacağız değerli izleyicilerimiz. Evet, yapım yayınlamaya geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa İnan,
sen başta olmak üzere. Cuma akşamı tekrar birlikte olmak dileğiyle. Ecrin kızım, seni de öpüyorum. Bütün çocuklarımızı öpüyorum efendim. Cuma akşamı buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler. Selametle kalınız.